Değerli izleyicilerimiz, 100. Yıl Parkı'ndayız. Gaziantep 100. Yıl Parkı. Hemen yan tarafında Ulu Cami var. Minaresini görüyorsunuz. Kavaklığın içinden beri, Kavaklığın oradan beri geliyorum. Orada da köprü kapanmıştı. Kavaklık taksilerin olduğu bölüm. Kocaman bir ağaç yolu tek taraflı kapatmıştı. Çift şeritli yoldu. Şimdi yol boyunca bayağı görüntüler aldım, çektim. Burada da görüyorsunuz kocaman bir ağaç. Dalları kırılmış. Şöyle etrafı göstereyim size. Kocaman ağaçlar. Böyle. Ve gelirken de birçok ağaç kırılmasına şahit oldum. Ağaçlardan uzak bir şekilde gelmeye çalıştım. Bisikletimle geliyorum. Görüyorsunuz ağaçları. Hemen şu şöyle arka tarafımı da göstereyim. Bu tarafta da böyle. Geride de bir sürü ağaç kırığı var. Yani 100. Yıl Parkı'na, Kavaklık Parkı'na girdiğinizde bir uçtan, evet, orada bir ağaç daha düştü. Yani her an burada halen çatırdamalar geliyor. Ben de tedirgin olmaya başladım açıkçası. Ağaçlardan biraz uzak. Evet, içeride bir ağaç daha yıkıldı, dalları. Şunu demek istiyorum. Şuradan göstereyim şu ağaçları. Bunlar daha dalları. Kaç tane kocaman ağaç vardı. Kökünden sökülmüş. Kökünden almış. O görüntüleri de paylaşacağım sizlerle. Kökünden sökmüş ağaçlar, gevremiş ağaçlar artık kaldıramıyor. Ve yıkılıyorlar, kırılıyorlar. Dallar da hafif kar gördüğü zaman da biraz daha kurudu, susuz kaldı ve soğuğun etkisiyle de çatlayıp kırılıyorlar. Yani burayı görmeye gelirseniz şayet eğer Kavaklık Parkı, 100. Yıl Parkı bir ucundan bir uca yüzlerce belki de bini aşkın diyeceğimiz ağaç kırıklarıyla dolu, yollar kapalı maalesef. Bu kar yağışıyla böyle oldu. Ama şunu diyoruz, resim fotoğraf çektireceksiniz muhakkak bu karlı havada. Aman büyük ağaçlardan uzak durun. Özellikle büyük ağaçlardan. Hani küçük ağaçların küçük dalları belki düşer de ufak sıyrıklarla veyahut da yaralanmadan kurtulabilirsiniz. Ama büyük ağaçlarda mesela şu dalın üzerinize düştüğünüz düşünün. Allah muhafaza ölümlere kadar götürür. En azından o kesik kırık yerleri bir yerinizi kesebilir. Veyahut da ağacın ağırlığı kafanıza omzunuza değse sakat bırakmaya kadar, ölüme kadar götürebilir. Onun için ağaçlardan uzak durun diyoruz. Bu havada özellikle bugün, hatta yarına kadar ağaçların yanına yaklaşmamaya gayret edin diyoruz. Çünkü çok tehlikeli. Her an her yerden çatırtılar geliyor. Belki sizin kulağınıza gelmiyor ama ufak ufak dallar, ağaçlar kırılıyor. Akşama kadar da veyahut da yarın gece donda olur. Sabaha kadar ne kadar ağaç, ne kadar dal kırılacak bilemiyoruz. Aman ha aman diyoruz. Dikkatli olunuz.